Allah sizin belanızı versin. Allah sizi bildiği gibi yapsın, tamam mı? Bugüne kadar hep ağzıma sıçtınız. Hayat yaşatmadınız bana. Hep sizin bildikleriniz doğru değil mi? Benim bildiklerimin öğrendiğim hiçbir önemi yok değil mi? Bugüne kadar hep senin istediklerini yaptık. Sen ne yaptın? Ağzımıza sıçtın. Okullara, kurslara gönderdik. Paralar hep boşa gitti. Zavallı adamcağız. Senin için geceleri 11'e kadar çalışıyor. Sen ne yapıyorsun? Gök keyfi yapıyorsun. Oğuz, canımı fena sıkıyorsun. Ne yapayım ya? Ben mi istedim o kasaba okuluna gitmeyi? Siz gönderdiniz. Hayattan soğudum sizin yüzünüzden. Bıktım artık metrobüslerde yüzümün cama yapışmasın. Aha böyle. Ne zaman gel seninle insan gibi konuşalım dediğimde hep şunları söyledin. Sevda'nın oğlu yine birinci olmuş. Benim Oğuz'un derse merse ilgisi yok. O ajans, bu ajans koşturuyor. Ajanslarda kafası fırın gibi çalışıyor çocuğun. Derse geldi mi yok. Ay vallahi çıldıracağım ya, ne yapacağımı bilmiyorum. Peki, uluslararası ticareti siz mi istediniz yoksa o mu? Biz tabii ki. Ama sonuçta çok para var. Parayla mutluluk satın alınamaz. Mutluluk yaptığından zevk almaktır. Mutluluk bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür. Mutluluğun sırrı beklentilerini düşük tutmaktır. Mutluluğu tasarlayamazsın, varsa yaşarsın, yoksa bakarsın. Bugün çıktığımız her basamak yarınki hayatımızın temelidir. Bu yüzden bırakın çocuğu ne yapmak istiyorsa yapsın. Mutlu olamadıktan sonra para kazanmak neye yarar? Bir kere yanımda olsaydınız yüzümde gülücükler eksik olmazdı. Nankör çocuk. Sen hiçbir şeye layık değilsin. Pis çocuk. Bana çocuk deme. Bu lafa sinir olduğumu biliyorsun. İnadına mı yapıyorsun? Allah yaptıklarını görüyor. Cezanı verecek. Bak o zaman çok merak ediyorum. İt gibi sürüneceksin. Ya tabii. Ulan sizin yüzünüze hayattan soğudum be. Oramda buramda kafamda yaralar çıktı. Ne zaman seninle gel insan gibi konuşalım desem hep şunları söyledin. Kime diyorum ben? Oğuz, kime diyorum ben? Baş edemiyorum artık seninle ya. Git, hadi. Çabuk odana git. Konuşmak istemiyorum. Çünkü sana sinir oluyorum. Ben de sana. Peki hiç şunu düşündün mü? Bana analık yaptın mı? Yapmasam böyle mi olurdun? Artık seni annem olarak görmüyorum. Sen benim annem değilsin. Oğuz. Oğuz bana bir şeyler oluyor. Çabuk git buradan. Demek gitmemi istiyorsun. Al bakalım. Seni doğuracağıma taş doğursaydım. Geberseydin keşke. Yapmışsın zaten zamanında. Dedem anlatmıştı. Boğmuşsun beni. Zor almışlar beni senin elinden. O okula gidilecek. O okula gidilecek, duydun mu? Nah giderim. Allah belanı versin. Bu nedir ya? Hep aynı şeyi söylüyorlar. Neymiş efendim? İleride tiyatrocu olduğumda aç kalacakmışım. Evim olmayacakmış. Yok bilmem ne. Hep aynı şeyi vıdı vıdılar ya. Ulan bir şey yapmak lazım ama ya benim anlayamıyorum ya. Ben sadece kendimi oynayarak kanıtlamak istiyorum arkadaş. Yani söyleyip isteyip de söyleyip her ne bok varsa hepsini o oynayarak tarzı söylemek için. Bundan doğal bir istekten başka ne olabilir ya? Neyse oğlum sakin ol. Bir şey yapmam lazım. Bir şey yap, rahatla ve çık. Sakinle. Ama nasıl? Gene mi kavga ettiniz? Suratın hali ne? Sirke satıyor resmen. Oğlun gene sinirlendirdi beni. Bugün çıldırttı beni, çıldırttı. Başın sıkışınca benim oğlum. Bu veledi tek başıma ben mi yaptım? Sen neredeydin bu saate kadar?
Niye mal mal sürtüyorsun sokaklarda? Mal sensin. Bıktım artık sizin kavganızdan, gürültünüzden. O yalçak oğlu sokaklarda sürtmesinden, okula gitmemesinden. İğreniyorum artık sen, iğreniyorum. Vay vay. Demek iğreniyorsun bizden, öyle mi? Öyle. Esas ben de iğreniyorum ikinizden. Siktir gitsin bu evden ya, yeter. Bıktım sizden, bıktım artık. Yıllarca sırtımda taşıdım. Evimde oturdum, kiramı ödedin ha? Bana bak, oğlunu alıyorsun ve bu evden gidiyorsun. Ben de senin kadınından bıktım. En son ne zaman seviştik onu bile hatırlamıyorum. Bak sen. Öyle mi? Öyle. Sen önce oğluna adam gibi adam olmayı öğret. Görmüyor musun? Karşıma geçip arkadaşım mıymış gibi konuşuyor benimle. Yeter artık, yeter. Neredeydin bu saate kadar? Saat kaç? Bak 11 oldu. Saat kaçmaz, yerinde durur bir kere. Ben hem sana hesap vermek zorunda mıyım? Sana ne, nereden oldum ben? Tabii. Bana niye hesap vereceksin ki? Gene o sekreter orosusu ile birliktesin değil mi? Allah'ım yarabbim. Oh, beynini düzelsene, beynini. Kendi kendine senaryoda uydurup duruyorsun. Ondan sonra kendin inanıyorsun o senaryoya. Ay sus, sus. Konuşma artık ya. Yeter. Git yemeğini ye. Ondan sonra kızı bak. Ben senden emin alacağım. İstediğimi yaparım. Sana ne oluyor? Emin alacağım. He? İstediğini yap lan. Git, git. İstediğini yap. Ne istiyorsan onu yap. Yeter artık ya. Yeter. Bıktım artık. Bıktım sınırdan artık. Bıktım ya. Yeter ya. Yeter. Sus, sus. Yeter. Sus, geç. Konuşma. Sen hayatımı rezil ettiniz. Tamam, sen de git oraya. Sizin yüzünden ileride rezil oldum. Senin gibi karı ya da çocuğa da rezil olsun. Ömrümü çürüttünüz, ömrümü yazıklar olsun size. Bil bakalım ben kimim. Şakanın sırası değil. Otur şuraya. Ne oldu sana? Yüzün niçin sirke satıyor? Bitti artık. Ne? Ne diyorsun sen be? Duydun işte. Bitti. İstemiyorum seni. Nefret ediyorum senden. Aşkitom. Bana aşkitom falan deme. Bırak artık peşimi. Niçin? Bana bir açıklama yapmadan gidemezsin. İrem! İrem! Oğuz ben. İrem ben de. Memnun oldum. Ben de. İpek saçlarını koklamaya doyamam, rujunun tadına bayılırım. Ellerim ellerindeyken mutluluğun ta zirvesindeyim. Ellerine sağlık babacığım. Afiyet olsun oğlum. Bir erkek olarak şu böyle nefis yapıyorsun. Kimse eline su dökemez. Sağ ol evladım. Afiyet olsun. Gerçekten elime su dökemez. Hatta senin karın bile su dökemez. Sorma baba. Bu sıralar pek iyi değiliz. Hayırdır? Bıktım artık baba bunlardan. Bıktım. Her gün hırgür. Baş edemiyorum artık. Huzurum kalmadı baba. Huzurum. Torunum desen ders mers çalıştığı yok. Serserilik peşinde. Ahu desen hala kıskanıyor beni. Hala seni mi kıskanıyor? Bak oğlum. Baktın olmuyor. Boşa gitsin. Ailenle görüşebilir miyim? Maalesef ailemi 99 Gölcük depreminde kaybettim. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Peki akraba? Ya, teyzemle yaşıyorum ama o da şu an iş seyahatinde. Yalnızım. Bana her şeyi tek tek anlatabilirsiniz. Ben olgun biriyim. Peki o zaman.
zaman soracağım sorulara cevap verin lütfen. Karında şişkinlik ve ağrı var mı? Kabız oluyor musun? Evet, hatta dün bir saat tuvaletten çıkamadım. Sık sık idrarla çıkıyor musun? Adet dışı vajinal kanama var mı? Peki karında basınç hissi, şişkinlik, kasıkta dolgunluk ve ağrı, sürekli asımsızlık, gaz ve bulantın var mı? Kilo kaybı? Yaşasın. 5 kilo vermişim. Yazın tanga giyebilirim. Bunlar ne anlama geliyor doktor bey? Maalesef. Yumurtalık kanserisiniz. Bayıldın evlat. Şimdi nasılsın? Aşağım çatlıyor. İrem? Aşkiton neredesin İrem? Aşkiton ardına dahi bakmadan rüzgarın götürdü yere gitti evlat. İrem? Aşkiton?